Yüklü miktarda alım yapacağım. Tabii ki hanımefendi, para sizin. Buyurun. Gemi şirketinin hisselerini alacağım, bütün parayla. Bir ikazda bulunmama müsaade eder misiniz? Elbette. Matbuatta demir yolları için sık sık müsbet haberler yapılıyor efendim. Haliyle tren yolu hisseleri istikrarlı bir şekilde yükselişte. Ayrıca Rumeli Tren Yolu şirketi yurt dışından yeni makineler getirmekte. Bunları da hesaba kattığımızda... Tren yolu şirketi çok yakında zirve yapacak. Tahminlerimiz bu yönde kuvvetli. Niçin bu malumatı vermek istediniz? Burası payitahtın borsa merkezidir. Biz soyguncu değiliz. Müşterilerimize doğru malumat vermekle emrolunduk. Yani? Yani şu hanımefendi. Siz bütün paranızı bu gemi şirketine yatırırsanız... ...çok kısa bir vakitte beş parasız kalma ihtimaliniz çok yüksek. Borsayı kumar sanıp oynayanların kazandığını hiç görmedim. Burası ticaretin kalbidir. Tabii ki karar size aittir. Ben kârın küçüğüyle tatmin olamam. Ya hep, ya hiç. Akdeniz limanlarımızdaki İngiliz şirketlerinin işletme hakkını uzatan sadaret tezkiresi. Beklesin. Yunan hududundaki istihkam mevzilerinin kurup toplarıyla teçhiz edilebilmesi için Harbiye Nezareti'nin evrakı. Hünkar, Mehmet Paşa ortalarda yok. Alman sefaretinden ayrılmış. Alman sefaretine gidiniz paşa. Şu Alman imparatorunun hastalığından bahseden gazete nüshasında yanınıza alınız. Alman sefiri Altman'ın istifasını istediğimizi bildiriniz. Emredersiniz hünkâr. Hünkârım, siz istirahatteyken Mahmut Paşa demir yolları için toplanan yardım paralarını borsada kıymetlenmesi için sadaretten tasdik aldı. Ve paraları borsaya yatırdı. Hangi şirkete? Rumeli Demiryolu şirketinin hisselerini almış. Borsa mecmuası var mı? Var sultanım. Mahmut Efendi doğru hamle yapmış. Rumeli Demiryolu yeni makineler aldığını bildirmiş borsaya. Hatta bu makineler Fatma Pesent Hanım'ın geleceği trenle geliyor. Paramızı çekmemize lüzum yok. Evet. En azından burada bahçeye çıkabiliyoruz abla. Tabii. Koca duvarlarla çevrili bir bahçe. Duvarların ardında hürriyet olduğunu bilmek dahi güzel. Bir daha moda evine gitmezsiniz herhalde. Lüzumu kalmadı. Ne istersek buraya getirtebiliyoruz. Affedersiniz. Bu paltoyu sanki bir moda mecmuasında görmüş olabilir miyim? Yok canım. Eskidir bu. Öyle mi? Karıştırdım o halde. İyi günler. Aa, deli mi ne? Birdenbire gitti. Bence utandı abla. Seninle konuşmak heyecanlandırmış olmalı. Borsada istediğin hisseleri aldım. O zaman Hicaz Demiryolu Yahudi Bankası'na doğru yola çıktı demektir. Veznedar da bazıyla kırdılar etti. Nasıl kazanacaksın? Mahmut Paşa yardım paralarını tren şirketi hisselerine yatırdı. Biz de gemi şirketi hisselerine. Yani? Rumeli Tren Yolu şirketi yeni makineler getiriyor. Öyleyse tren şirketi hisseleri yükselecektir. Ama o makineleri getiren vagon infilak ederse ne olur? Tren şirketi hisseleri yerle bir olur ve gemi şirketi hisseleri yükselir. Yani bizimkiler.
Sonunda para uçarsa Abdülhamit'in şaşıracağına eminim. Gidiyor musun? Samir'e bakmalıyım. Biraz daha bekle. Bir misafirim gelecek. Senin de görmeni istiyorum. Şu güzelmiş. Öyle. Lakin beyaz. Yoksa bir saray kaidesini yıkıp beyaz gelinlik giymeye cesaretin yok mu? Yok. Ben sizin kadar cesur değilim. Bir dar kadın efendi sizi beyaz gelinlikler içinde görünce az kalsın bayılacaktı. Kırmızının nesi varmış? Saray kaidesi bozulur muymuş? Neyse ki hünkârım geldi de beğendiğini söyledi. Yoksa değiştirtecekti bir dar kadın gelinliğimi. Bakın bu da güzelmiş. Ama bu da beyaz. Eğer Abdülkadir Efendi'yi ikna edebilirsen bence sen de beyaz giy. Yok. Yani ben bir dar kadın efendinin şimşeklerini üzerime çekmeyi göze alamam. Vallahi nikahtan caydırır şehzademi. Sultanım. Sultanım iyi misiniz? Aa, yok değilim Pakize. Sancı başladı. Doğum sancısı gibi bir şey mi? Yok değil. Başka bir şey. Aa. Hekim de yok ki. Aa. Yatın uzanın. Gelin şöyle. Yatın. Hayırdır Naime? Ne bu halin canım? Yok bir şey. Yüzün öyle söylemiyor ama. Dokunsa ağlayacak gibisin. Her zamanki halim. Yoksa gönül meseleleri mi? Sonunda cesaretimi toplayıp sırrımı ifşa ettim sevdiğim adama. E ne güzel işte. Ne güzeli Fehmi. Rezil rüsva ettim kendimi. Sultanımızın kızına bir kabalık mı edildi yoksa? Kabul etmedi mi seni? Keşke kabul etmese. Cevap dahi vermedi. Benimle alakadar dahi olmadı. Ne cüretle cevap vermezmiş. Kim bu edepsiz? Kimse kim Fehime? Söylemeyecek misin kim olduğunu? Sana akıl veririz. Belki bir faydamız dokunur. Yok, söylemem. Size karşı derin hisler beslemekteyim. Kemalettin. Abla, baksana sultanımızın ağzından laf alamıyoruz. Üstüne gitme Fehime. Naimem ne yaptığını bilir. Selamun aleyküm ağalar. Bak bak, Samir Efendi'nin yazısı. Sultan fermanındaki ölüm bizim yaşama azmimiz olacak. Prangalar hürriyet ruhunu tutamaz. Zindanlar sesimizi, gönlümüzü hapsedemez. Abdülhamit, geçmişinde yok olacak, istikbalde unutulacaksın. Ne oluyor gençler? Ne o? Rahatsız mı oldun? Tabii. Gencecik gazeteciler vurulur. Bunun gibi çomarlar da yazdıklarından rahatsız olur. Oğlum siz hiçbir meselenin ardına düşmeyin, tamam mı? Size ne verirlerse onunla aldanın. 2 yıl önceki depremi de hünkârımız yaptırdı. Değil mi? Lan. Gençler. Kendinizi ezdirmeden ikiniz de ikileyin. Sizin gibi koyunlar yüzünden başımıza daha çok durur o zalim sultan. Bunu kim lan koyun?
Hayırdır? Gel Yusuf, gel, gel. Yazın abi. Oturuz. Ne oluyor evlat? Ya bu yarım akılların bahsettiği yazı var ya. Hünkâra suikast tertipleyen sefil, Abdülhamid'in afiyesiyim diye vurmuş Muharir'i. Kızın kocası Muharir miymiş? Evet, Muharir. Kızın ne olduğunu daha bilmiyoruz. Bu yazı yarın sokakları karıştırırsa şaşırmamak lazım. İşte bu yüzden Hiram'ı bulmak lazım. Ağam, senin kulağın deliktir. Yok mu adamı sorduracağımız birileri? Var. Var. Bir papaz vardı. Güzel adamdı. Zamanında kilisesine musallat olan iki kabadayıyı sigaya çekmiştim. Sayar bizi. Hiram da koftiden de olsa papazdı. Belki bir malumat verir ha. Ya hadi gidelim. Kahve? Giderken Lütfi'ye söyleriz, gelir bakar ha. Zaten müşteri yok. Oğlanı da Ömer kaçırdı. Tamam, tamam, hadi. Alman sefere buyruğunuzu ilettim hünkâr. Lakin daha o gece Mehmet Paşa'yı bıraktığını söyledi. Neden teslim etmemiş? Buyruğumuz bu şekilde miydi? Hünkârım, Mehmet Paşa Alman sefirden izin istemiş. Önce ablasıyla görüşecekmiş. Ardından saraya teslim olacakmış. Bu bir bahane değil paşa. Bu bir bahane değil. Bay Altman'la görüşün. İstifasını yazıp Alman İmparatoruna göndersin. Buyurun hünkâr. Nedir bu? Geldiğimi haber alınca Alman sefir Korku'dan hemen istifa mektubunu yazmış. Bu da nüshası. Yerine gönderecekleri sefiri iyi seçseler bari. Makul ve adil biri ise çalışabiliriz. Lakin o da iç işlerimize müdahil olmaya devam ederse akıbeti aynı olur. Emredersiniz hünkâr. Biz de gidip Bidar kadını Mehmet Paşa'yı soralım. Kim gelecek? Kimi bekliyoruz her yıl bu kadar zamandır? Baksana gençler yıllardır hürriyet bekliyorlar. Sen iki dakika bekleyemiyorsun. Payitaht kaynıyor, sen uyuyorsun. Dinlesene şu harika gençleri. Sizleri tanımıyorum. Yüzünüzü görmedim. Elinizi tutmadım ama ey hürriyet aşığı kardeşlerim. Biz çok yakınız. Sesinizi duyuyor, sıcaklığınızı hissediyorum. Ölürsem sizin için ölmüş olacağım. Kanım sizindir. Şerefimiz birdir ve hepimizindir. Aydınlığımız meşale gibi. Korkmadan karanlığın hükümdarına hücum edelim. Samir Efendi döktürmüş yine. Biz de sokaklara döküleceğiz. Bak Samir de öyle demiş. Ben mesele değilim. Sultan denen zorba beni öldürür. Sonra sıra sana gelir. Ama senle de bitmez. Sıra dağa gelecek. Ormana gelecek. Kuşa çiçeğe. Sonra yetmeyecek. Rüzgara, çocuklara, güneşe, toprağa, denize, aşka inecek zulüm. Zorba her şeyi kasıp kavurmaya gelen ateştir. Zorba yakmaya başladı mı durmaz kardeşim. Yeter artık. Öleceksek ölelim. Meydan kurulsun, inceldiği yerden kopsun. Nerede? Ne zaman toplanacağız? Siz sözünüzü durun yeter. Haber verecekler. Hep beraber aniden ineceğiz meydanlara. Hadi arkadaşların yanına gidelim. Sizlerle gurur duyuyorum. Yine ayaklanma mı? Evet ama bu sefer bomba gibi bir ayaklanma. Abdülhamid sloganlarla devrilecek adam değil. Zor o iş. Halkın sabrı ve hafızası günlüktür. Halk hiçbir zaman uzun süren bir kargaşaya dayanamaz. Baş tacı ettiğini gün olur ayakları altına alıverir. İşte beklediğimiz misafir geldi. Onu benden iyi tanıyorsun. Sevgilim?
Ne bu halin? Ömer geldi. Ömer? Ha. Bir terbiyesizlik mi yaptı sana? Yok. Yok. O zaman ne bu halin? Hani sana gösterdiğim resim vardı ya. Yanında duran biri vardı. Ömer onu görmüş. Onu vurmuşlar. Yaşıyor muymuş? Bilmiyorum. Onun kim olduğunu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam, sakin ol. Üzülme sen artık. Merak etme, ben senin için onun kim olduğunu öğreneceğim. Onu tanımadığını söylemiştin. Tanımıyorum zaten. Tanıyan birini biliyorum. Merak etme. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyormuşum? Samir'i nasıl vurdurtursun? Kötü mü oldu? Sokaklar çalkalanmıyor mu? Başka türlü de halledebilirdik. Müstehar isimle gazeteye yazdırırdık. Gençleri sokağa çağırırdık. Eğer bu iş gerçek olmasaydı, baban şu anda dar ağacındaydı. Hissi düşünme Sebahattin, hissi düşünme. Abdülhamit beni zindana atmadıysa bunu neye borçluyuz sanıyorsun? Samir'in vurulmasına mı? Tabii. Abdülhamit'e beni tehdit ettiklerini söyledim. Kızı kaçırmazsam sokaklarda ayaklanma başlatacaklarını bildirdiklerini ifade ettim. Samir'e atılan kurşun bu işin delili, ispatı. Sana hayranlık ve nefret hissi arasında gidip geliyorum, biliyor musun? Bütün bunları nasıl beceriyorsun? Merak etme Sebahattin. Az büyü, sen de en az benim kadar muvaffak olacaksın. Herzl gelmiş mi? Gelmiş. Sara Yahudilerin parasını borsaya yatırmıştır bile. Onlara de ki, onlarla ortaklığımız aynen devam ediyor. Herzl tertibi başlatsın. Herzl çoktan harekete geçmiştir bile. Güzel. Sen de öğrencilere haber uçur. Sokaklara çıksınlar. Hepsi kızgın boğa gibi. Bir işaret bekliyorlar. Güzel. O zaman o işareti ver, bu iş bitsin. Sultan Abdülhamit'e söylediğim yalanların hepsi bir bir gerçek olsun. Ha. Sara Hanım'a da söyle. Mehmet Paşa'nın hesabına kendi namından bir miktar para yatırsın. İngiliz dostlarından Mehmet Paşalarına ufak bir hediye. Yok yok. Kesinlikle hayranlık duyuyorum. Ama bir dahaki sefere benim arkadaşlarım üzerinden iş çevirme. Sevgili babacığım. Tamam, tamam. Bunu yemeyecek misin? Kolay gelsin. Hünkârım, buyurun. Gelin size bir şey göstereceğim. İmzanızı işliyorum. Güzel olmuş mu? Eline sağlık. Alman seferi haber göndermiş.
O gece Mehmet Paşa'yı sizinle görüşmesi için yollamış. Evet hünkârım. Kardeşimin göğsüne bunu dayadım. Ve bize nasıl ihanet ettiğini sordum. Babamın beni saraya gönderirken asla ihanete müsamaha gösterme dediğini söyledim. Lakin Mehmet Paşa o haldeyken bile hadiselerle alakası olmadığını söyledi bana. Hünkârım bana müsaade edin. Bugüne kadar ne söylediyseniz hepsini yaptım. Kardeşimi de kendi ellerimle sizin karşınıza getireceğim. Size yarına kadar müsaade. Bidar kadın. Mehmet Paşa için de son bir ihtimal. Emin olun, kardeşim aklanmış olarak huzurunuza çıkacak. Seniha. Haremdeki vazifesinden azlini istedi. Bundan sonra tasarruf sizdedir. Bütün bildiğim bu. Sağ ol, şartla kal. Sen de ferman. Ne diyor ağan? Tanır mıymış? Tanırmış. Hiram'ı Vatikan atamış. Bir nevi Vatikan hafiyesi. Aksine şaşardım. Nerede bulacağımızı söyledi mi? Bak Ömer, bu Hiram sadece Katoliklerin papazı değilmiş. Ermenilerle Rumlarla da iş tutarmış. Papaz efendi Kumbaracı'da Ermeni çetecilerin yeri var dedi. Belki orada bulabileceğimizi söyledi. Hadi. Sen tam bir ruh hastasısın. Yapmam gerekeni yaptım Erzul için. Yangını başka türlü söylemeyecektim. Sara. Sara. Sara konuşmamız lazım. Sara. Sara. Sen bir hayvansın Karasu. Beni neden terk ettin Sara? Çok sevmiştim seni. Yıllar geçti. Ama içimdeki yangın bir türlü sönmedi. Beni vurdu. Ne öldüm, ne acısından kurtuldum. Ben her zaman için arkamda güç, başımda taç ve kolumda iktidar istiyordum. Onlar da sende yoktu Emanuel Karaso. Beni her ne için terk ettiysen, bir gün hepsi benim olacak Sara. Yarın için yaşamam. Emin ol, bu hayatta her ne istiyorsan, hepsi ama hepsi bir gün mutlaka benim olacak Sara. O yüzden bugün eğer benim istediğimi yaparsan, yarın pişman olmayacaksın. Beni Barus'la tanıştır. Demek İstanbul'a benim için değil de Parvus'la tanışmak için geldin. Benim senin istediğin şeyleri elde etmek dışında başka hiçbir amacım yok. Laf cambazlığı yapma. Parvus'la tanıştır beni. Ne yapmak istediğimi ondan sonra göreceksin. Asla. Asla olmaz Karasu. Ecin'i mi gördün? Hem de ne Ecin'i Ferman'a.
İçeride bomba hazırlıyorlar. Kocaman bir çanta gördüm. İçinde de dört köşeli dinamitler vardı. Başlarında da Hiram. Basalım inelim enselerine. Ya nereye basıyorsun lan? Adamlar silahlı. Benim bileğim mermiye işlemez ama. Ha girelim diyorsan girelim. Nasip de varsa şehit de oluruz. Lakin bunlara mani olamadıktan sonra. Siz burada bekleyin. Çıkarlarsa takip edin. Ben saraya gidip haber vereyim. Tamam. Hünkârım, sokaklar gazete haberleriyle çalkalanıyor. Talebeler mekteplerinde konuşuyorlar. Kahvehaneler çalkalanıyor. Talebelerin akşam sokaklara döküleceği jurnalleri geliyor. Ne yapacağız hünkârım? Gazetelere akşam baskısı yapacağız. Hasım Paşa, şöyle bir havadis. Samir Efendi'nin vurulmasını tahammül edemeyen gençleri Nuri Osmaniye avlusuna davet ediyoruz. Dediğimi derhal yapınız. Emredersiniz hünkâr. Benim meşguliyetim bitti. Seniha Sultan'ın da vazifesi. Hünkârımız tekrar tasarrufu benim almamı buyurdular. Çok şükür sultanım. Eşyalarınızı eski odanıza taşıyalım mı? Hayır. Fatma Pesent Hanım geliyor. Kendisi hamile olduğu için büyük odada kalması daha münasiptir. Ayrıca lüzum ederse beraber de kullanırız. Emredersiniz. Fehime ile Hatice neredeler? Çağırdık. Lakin teşrif etmediler. Halbuki ben bütün harem ahalisini görmek istediğimi söylemiştim. Bir soralım bakalım niye teşrif etmemişler. Sen dur. Ben gider sorarım. Hadi kızlar, herkes işinin başına. Evet kızlar, sultanımızı duydunuz. Hadi! Sultanım, hoş geldiniz. Buyurun. Çok kalmayacağım. Teşrif etmediniz. Lakin haremin dairesi artık bendedir. Zülfet Kalfa haberinizi getirmişti. Öyle mi? Haberi aldınız demek. Niye gelmediniz o zaman? Siz bu haremin bir mensubu değil misiniz kızlar? Halanız sizi buraya davet ederken kaideleri öğretmedi mi size? Hem bu odanın dağınıklığı nedir böyle? Henüz yerleşmedik de. Yerleşmeyin zaten. Siz eğer böyle ihmaller gösterecek olursanız çırağına geri dönersiniz. Belki babanızı da özlemişsinizdir ha? Bağışlayın sultanım. Özür dileriz. Bir dahaki sefere daha dikkatli olun. Eğer burada kalacaksanız kaidelere itaat şart. Emredersiniz. Neden özür diledin? Kaideler varmış abla. Gitmemiz lazımmış. Ah Fehime, benim saf kardeşim. Sen şimdi özür diledin ya. Bundan sonra Bidar'ın gözünde ne yapsan kabahat olacak. Ve sürekli senden özür bekleyecekler. Sadece bir özür. Hem Bidar Sultanlığı'yı geçinmemiz icap etmez mi? Fehime, aptal gibi davranıyorsun. Sen o aklınla saray işlerine karışma. Anlamadığın harem siyasetinde öyle bir boğulursun ki seni ben bile kurtaramam.
anlamıyormuşmuşum. Görürsün sen Hatice Sultan. Görürsün. Gel. Hünkârım, Ömer'in havadisleri varmış. Gelsin. Hiram'ı buldun mu evladım? Buldum hünkârım. Ermeni çetecilerle beraber bomba hazırlıyorlar. Anlat. Büyükçe bir bomba. Hedefi belli mi? Maalesef hünkârım. Silahlıydılar ve kalabalıktılar. Size gelip haber vermenin daha iyi olacağını düşündüm. Ama arkadaşları orada bıraktım. Gözleri üstünde. Celal. Askerlerle hazırlan. Baskın yap. Emredersiniz. Sen kal. Ömer Efendi. Adamlar silahlıdırlar. Sen de defaatle onların karşısına çıktın. Al evladım. Nefsini ve devletini muhafaza etmek için çekinmeden kullan. Al. Şu belalardan kurtulalım. Seninle atış talimi de yaparız. Kurşunlar. Allah mazluma çevirmeyi nasip etmesin. Harem vazifesini neden bıraktın validem? Mecbur kaldım. Çünkü Bidar beni tehdit etti. Seni. Haşmetli Seniha Sultanı. Nasıl? Baban yüzünden evladım. Başımıza her ne geliyorsa hepsi babanın yüzünden. Mahmut Paşa'nın işlediği günahlardan ben sorumlu değilim diyemedim mi? Diyemedim. Diyemedim çünkü bu sefer mesele başka. Nasıl başka? Hani şu haremde ölü bulunan kız vardı ya. O ölmemiş Sabahattin, yaşıyor. Bidar kızı bulmuş, sonra hastaneye götürmüş. Kız iyileşmiş. Ve Bidar'a kendisini yaralayanın baban olduğunu söylemiş. Ya, şimdi o da beni tehdit ediyor. Senin de ismini verebilir diye. İşler kızışıyor validem. Babam tam kendisini şüphelerden kurtaracak derken... kız mahkemede kimin ismini verirse hain o olacak. İşte bu yüzden derhal o kızı bulmalıyız Sabahattin. Sen bir an önce git şehzademizin ağzını ara. Kızı nerede tutuyorlarmış öğren. Zaten beni saraya çağırtmış. Gidelim bakalım. Şu şehzadenin derdi neymiş öğrenelim. Sen miydin? Başka birini mi bekliyordun? Sabahattin gelecekti. Güzel. Hayret. İlk defa Sabahattin'den bahsedince güzel dedin. Evet. Çünkü senden bir şey isteyeceğim şehzadem. Neymiş o? Sabahattin geldiği zaman kızı tuttuğumuz hastanenin yerini söyleyeceksin Abdülkadir. Hani kız iyileşene kadar saklı tutacaktık? Saklı tutacağız tabii. Lakin Seniha'nın bu işin içinde olup olmadığını öğrenmemiz lazım. Ben Sabahattin'e söyleyeceğim. O da annesine. Aynen öyle. Eğer Seniha kızı almak için harekete geçerse... onun da bu ihanetin içinde olup olmadığı meydana çıkacak.
Destur! Söylediklerin doğru çıktı Mahmut Efendi. Muharrer'i vurmuşlar mı? Vurmuşlar. Lakin çok şükür ölmemiş. Yazısını da yazmış. Sultanım, gazeteleri hemen toplatmamız icap eder. Neden toplatacakmışım ki? Bir görelim bakalım talebelerimiz hürriyet konusunda ne kadar samimi. Nümayişlerde kalabalıkların aklı yoktur. Maazallah, her an her şey olabilir. Sen orasını merak etme. Sultanım, söylediklerimin hepsi birer birer doğru çıktığına göre lütfetseniz ben paşalık vazifeme geri dönebilsem. O kadar kolay değil. Kızı kaçırdıktan sonra nerede teslim edecektin? Kızı kaçırdıktan sonra limanda teslim edecektim. Bir jurnal geldi. Hiram bomba imal ederken görülmüş. Eğer paşalığa geri dönmek istiyorsan bombayı nerede infilak ettireceklerini öğreneceksin. Sultanım, bu kızı götürmediğim sürece bana itimat etmezler. Olmaz. Senin dilin kıvraktır Mahmut Efendi. Bu işi halledersin. Hünerini bu kez devletin için kullan. Emredersiniz sultanım. Lakin bir ricam olacak. Beni takip ettirmeyiniz. Çünkü eğer takip ettirirseniz ve bu anlaşılırsa bombanın yerini öğrenmem mümkün olmaz. Bu gözü dönmüş insanlar da beni oracıkta öldürüverirler. Sen hep bir şekilde kurtulursun Mahmut Efendi. Takip edilmeyeceksin. Bombanın yerini öğrenin, kâfi. Emredersiniz. Talebeleri çok hafife alıyorsun Abdülhamit. Senin sonun nümayişlerden olacak. Bu meseldir ki eden kimse bulur, daima hain olan haif olur. Haif nedir sultanım? Korkak demektir. Gel otur şöyle yanıma. Söylemek istediklerin varmış bana. Al bu kitap sende kalsın, okursun. Teşekkür ederim sultanım. Söyle bakalım. Ne demek istiyordun bana? Sultanım, ben artık ablamın tavırlarından da halamın nasihatlerinden de çok sıkıldım. Sana galiba küçük kız muamelesi yapıyorlar, öyle mi? Evet sultanım. Halbuki içlerinde en akıllısı da sensin. Teşekkür ederim. Demek halanın nasihatlerinden sıkıldın. Ne nasihatler ediyor sana? İşte neymiş efendim? Size karşı çok dikkat etmeliymişiz de. Eğer dediklerini yaparsak bize münasip eşler bulacakmış. Başka? Geçen gün geldi. Az kalsın başımızı yakacaktı. Nasıl? Hünkârımız hastayken geldi. Babamıza mektup yazmamızı söyledi. Tahta cülusu için ikna edecekmişiz. Demek Murat Efendi'yi tahta cülusu için ikna etmenizi istedi sizden, öyle mi? Allah'tan mektubu yazmadık da. Aman kızım. Yanardınız ki ne yanardınız. İyi ki yazmamışsınız o mektubu. İyi ki dinlememişsiniz halanızın nasihatlerini.
Bir daha dinlemem sultanım. Siz ne derseniz onu yaparım. Sen ne akıllı bir kızsın böyle. O zaman sana münasip bir koca bulmak da benim borcum olsun. Ay sultanım, çok iyisiniz. Buradalar mı? Kimse çıkmadı, sesleri de yok. Hediyedir. Ben yeminliyim evladım.